Saygıdeğer Genel Başkanım, Sayın İstanbul İl Başkanım, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, partimin her kademedeki değerli yöneticileri, siyasi partilerin değerli temsilcileri, muhtarlarım, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, iş ve sanat dünyasının değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, sevgili komşularım ve Şişli sofrasının kıymetli bileşenleri, Şişli sofrası tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz efendim. Onur verdiniz. 16 Mayıs 1919'da Atatürk'ün evinden Mustafa Kemal'i Samsun'a uğurlayan, kuruluşun ve kurtuluşun birinci yüzyılın ateşinin yakıldığı yerdir Şişli. Ve şimdi Şişli ikinci yüzyılın eşiğinde yarının Türkiye'si için bir araya gelenler ve milletin sesinin gönlümün Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yoldaş olmaktan onur duyduğumu tekrar hoş geldiğinizi saygılarımla iletmek istiyorum. Değerli dostlar. Değerli dostlar, sevgili komşularım, özellikle son 20 yılda adalete susadık. Demokratik yönetime hiç olmadığı kadar açız. Bir ülke demokrasiden uzaklaşırsa, bir ülkede adaletin terazisi bozulursa sonuç hepimizin gördüğü gibi ortada. Hemen her alanda çöküş, artan ve derinleşen yoksulluk, ekonomik buhran altında ezilen yurttaşlarımız, gaflet içindeki iktidar sahiplerinin umrunda bile değil. Kaynamayan tencereler, boş tabaklar, ete, süte, hasret sofralar onların derdi değil. Bir düşünün değerli dostlar, sevgili komşularım. Yetersiz beslendiği için büyüyemeyen çocuklarımız, parasızlıktan öğün atlatan gençlerimiz, emekli maaşıyla açlığa mahkum edilen büyüklerimiz ve düşünün ki birileri nereden geldiği belli olmayan paralarla yat alacak, kat alacak, uçak alacak ama servetine servet katacak ama aynı zamanda milyonlarca kişi sofrasında et görmeyecek. Açlık sınırının altında ezilecekler. Bu hak mı, bu reva mı? Bunu size sormak isterim. Birileri yalana talana doymayacak ama milyonlarca kişi ekmeğe bile İki kere düşünerek almak zorunda kalacak. Yine soruyorum, bu hak mı, bu reva mı? Ama hiç kimse en küçük şüphe duymasın ki bu düzen mutlak değişecek. Bu bu vahşi düzeni önce insan diyenler, hak temelli hizmet diyenler, hak, hukuk, adalet diyenler değiştirecek. Bu kokuşmuş düzeni her kesimden demokrasi yanlıları, Millet İttifakı'nın çok kıymetli paydaşları ve Bay Kemal değiştirecek. Evet. Evet, Sayın Genel Başkanım, dediğiniz gibi hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Değerli dostlar, sevgili komşularım, bugün gerçekten mevcut iktidarın yoksulları ezmesine göz mü yummalıydık? Boş mu durduk? Elbette ki hayır. Genel Başkanımızın çağrısıyla halkın belediyeleri olarak durumdan vazife çıkardık. İktidarın yapamadıklarını yaptık. İktidarın umursamadığı milyonlar için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettik. Çünkü biz haktan yanayız. Hak temelli hizmet için varız. Çünkü biz millet için buradayız. Özellikle sosyal desteklerde Şişli'den, İstanbul'dan,
Türkiye'nin her yerinde destan yazmaya devam ediyoruz. İşte Şişli sofrası bunun için kuruldu. Çünkü en temel insan hakkı beslenme hakkıdır. Şişli sofrası çocuklar, yaşlılar, gençler, kadınlar, engelliler, yoksullar içindir. Birçok farklı gıda destek hizmetimizi sunan, bunu insan onuruna yakışır bir şekilde yapan ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bütüncül bir destek programıdır. Bugün Şişli sofrasında herkesin yeri, herkesin beslenme hakkı var. Bu sofra 9 farklı gıda destek hizmetiyle paylaşımın tadını veriyor. Hiçbir ayrım gözetmeden yüreğimizde, soframızda herkese açıktır. Değerli dostlar, sevgili komşularım, Şişli sofrasını oluştururken Şişli sofrası altında toplanan bileşenlerimizin ve hizmetlerimizden kısaca bahsetmek isterim. Bugün aşevimiz bir başka deyişle sosyal mutfağımız. Sosyal mutfağımızdaki tencerenin ateşini hiç söndürmedik. Evde yemek yapamayan, maddi gücü ya da fiziksel gücü olmayan komşularımıza sosyal mutfağımızda hazırlanan sıcak yemekleri ulaştırıyoruz. Günlük 1000 öğün olan sıcak yemek sayımızı 5000'e çıkardık. Bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon insana sıcak öğün yemek çıkarıyoruz ve dağıtıyoruz. Şişli'yi sürekli dolaşıyorum. Evlere giriyorum. Komşularımla dertleşiyorum. İnanın öyle mahallelerimiz var ki burası Şişli demezsiniz. Çoğu evden boğazım düğümlenerek çıkıyorum. Ne kadar destek versek de asıl olması gereken yoksulluğu bitirecek politikalardır. O yüzden Millet İttifakı'na güvenin. Bunun için de çok kafa yoruyor, projeler oluşturuyoruz. Kıymetli Genel Başkanım, bu düzen değişmeli, bu çaresizlik bitmeli. Bu nedenle o çok içten ve çok doğru olan sloganı tekrar sunmak istiyorum, tekrar etmek istiyorum. Halkın umudu Kılıçdaroğlu. Şişli'de dayanışma var, israf yok. İşte bunun en güzel örneklerinden biri Aş Ortağım projesidir. Bu Türkiye'de de ilktir. Şişli'deki restoran, kafe ve pastanelerle işbirliği yapıyoruz. Gün içinde satılamayan ürünleri günün sonunda işletmelerden alıyor, gıda mühendislerimizin denetiminden sonra komşularımıza ulaştırıyoruz. Bu sayede israf olmaktan kurtardığımız gıda ürünü sayısı 95.000'in üstüne çıkmıştır. Üstelik bu ürünleri doğru eşleştirme yaparak dağıtmaya da devam ediyoruz. Örneğin yalnız yaşayan dost sesine hasret bir büyüğümüze doğum gününde bir pasta gibi. Yüzlerde bir tebessüm bile yaratmak bizim için o kadar değerli ki bunu anlatamam size. Şişli sofrasındaki bir başka destek programımız Gıda Bankası. Banka dediysem kur korumalı, zengin korumalı banka değil elbette. Kamu kaynaklarını peşkeş çekildiği bir banka hiç değil. Bizim Gıda Bankamız yoksulları koruyor. Bizim Gıda Bankamız sadece ihtiyaç sahiplerine, komşularımıza özel bir dayanışma marketimizle komşularımızı Şişli komşu kartlarına yüklenen puanlarla Gıda Bankamızdan ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 2500 komşumuzun düzenli olarak yararlandığı Gıda Bankamızda bugüne kadar 250.000'e yakın ürün dağıttık. Bu arada bir misafirimiz var. Evet. Evet, Şişli sofrasında dahası da var. Örneğin aynı ve nakdi desteklerimizi ihtiyaç sahibi komşularımıza ihtiyacı doğrultusunda gıda destek paketleri hazırlıyoruz. Şişli'nin toplam hane sayısı Sayın Genel Başkanım 94.000 kişi.
54 bin haneye yaklaşık 1 milyon adet gıda malzemesi dağıtımı yaptık. 38 çölyak hastasına 12 ay boyunca düzenli gıda destek paketini ulaştırdık. Ayrıca komşularımıza ağırlıklı olarak gıda harcamalarında kullandıkları nakdi desteği veriyoruz. Yaptığımız nakdi destek bir ilçe belediyesi için rekor seviyeye çıkardık. Toplam 20 milyon lirayı aştı bu desteğimiz. Yine değerli dostlar, sevgili komşularım, Şişli sofrasında mahalle mutfağımız var. Türkiye'de bir ilktir. Burası kadın kooperatiflerinin ve mahalledeki kadınların gıda üretim merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Üretim, eğitim ve gıda alanında meslek edinme imkanlarıyla kadın emeğine değer katıyorlar. Mahalle mutfağımızda kooperatiflerin yanı sıra 3 üniversite ile de işbirliğine gittik. 7136 kilo gıda üretimi yaptık bu işbirliği sayesinde. Şişli Belediyesi'nin her işinde, her biriminde, her hizmetinde olduğu gibi Şişli sofrasında da kadın emeği var. Kadınlar bu ülkeyi kurtaracak diyorum. Komşularımıza sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişmesinde kadın girişimciler ve kooperatifleri destekliyoruz. Şu anda 3 farklı kooperatifle işbirliği yapıyoruz. Bu sayı daha da artacak. Mahalle mutfağımızda gıda üretimi, mahalle evlerimizde eğitim atölyeleri, Şişli kadınları temiz üretiyor gibi projelerimizle Şişli sofrasındayız. Kadınların yanındayız. Şimdi bir mola verelim mi? Ama konuşmama değil tabii. Ekrana verelim. Bir mola Şişli sofrasının mobil ikram aracıdır. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere yolu Şişli'ye düşen herkese sunacak çorbalarımız, ikramlarımız vardır. Mobil ikram araçlarımızda bazen okulda, bazen durakta, sokakta, bazen bir hastanede, bazen de bir karakol önündeyiz. Sımsıcak bir mola için Şişli'nin her yerindeyiz. Belirlenen noktalarda günde 1000 öğün sıcak çorba ikram paylaşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada değerli dostlar, Şişli sofrasında çocuklar var. En çok da çocuklar. Çocuk açlığına son vermek için, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek hedefimiz için, Şişli sofrasının tüm bileşenlerine, bileşenleriyle çocukların yanındayız. Beslenme çantası projesiyle ilk öğretim öğrencilerimize okulda beslenmeleri için hazırladığımız gıda paketlerimizi evlerine düzenli olarak bırakıyoruz. 1300 çocuğumuzla başladığımız bu proje yakın bir zamanda 3000 öğrenciye ulaşacak. Ama biliyorum ki bu müjdeyi Mayıs seçimlerinde verecek Sayın Genel Başkanım ve bileşenleri. Beslenme çanta projemiz çok da uzun sürmeyecek. Çünkü şuna inanıyorum ki halkın iktidarında tüm çocuklar okulda aç susuz kalmayacaklar. Çünkü yemekleri okulda verilecek. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanım bunun sözünü verdi. Ve herkes biliyor ki Bay Kemal bir söz verdiyse o mutlaka tutulacaktır. Ayrıca Şişli sofrasının tüm bileşenleriyle çocuklarımızın yanındayız. Aş evimizde çocuklar için 186.300 öğün sıcak yemek dağıttık. 617 çocuğumuza düzenli günlük gıda sıcak yemek ulaştırdık. Aş ortağımla 381, gıda bankamızdan 587, komşu kartla 2332 çocuğumuza ve ebeveynlerimize destek de bulunduk. Çok yakında güzel günler görecek çocuklar diyorum. Çocuklar güzel günlerin habercisidir. Mayıslar. Evet, Mayıs ayında çok güzel günler göreceğiz hep beraber. Son olarak sevgili
Sevgili konuklar, değerli misafirler ve sevgili komşularım. Şişli sofrasında unutmadığımız bir can dostlarımız da var. Onları da unutmadık. Hayvan dostu bir belediyeyiz. Hayvan dostu bir belediye olarak da can dostlarımızın beslenme hakkına sahip çıkıyoruz. Onların özellikle bu soğuk aylarda aç susuz bırakılmamasına çalışıyoruz. Can dostlarımız için 131 ton mama dağıttık. Parklarımızda otomatik beslenme üniteleri ve suluklar yerleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada da bundan da çok mutlu olduğumu ifade edebilirim. Değerli dostlar, sevgili komşularım, yoksulluk bir kader değildir. Biz bu trajediye son vereceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Şişli sofrası dayanışmayla büyüyen, dayanışmayı büyüten bir sofradır. Bu sofra paylaştıkça güzelleşiyor. Soframız için canla başla emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, bağışlarıyla şişli sofrasına bir tabak daha koyan hayırsever komşularımla ve siz değerli dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Dostların arasındayız, şişli sofrasındayız. Saygılarımla.